Bu Derek Ager var. Ünlü İngiliz paleontolog ve koyu evrimci. Sorun şu diyor, fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde türler ya da sınıflar seviyesinde olsun sürekli olarak aynı gerçekte karşılaşırız. Kademeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz. Hiçbir zaman için diyor, kademeli bir gelişme yok diyor. Aniden çıkıyorlar diyor. Aniden çıkma ne demek biliyor musun? Bunun adına yaratılış denir. Başka proteinler olmadan bir proteinin oluşmayacağı gerçeği tek başına Darwinizmi en temelinden yerle bir etmektedir. Evrimcilerin tek bir protein karşısındaki hezimeti bununla bitmez. Ayrıca tek bir proteinin oluşması için DNA gerekir. Protein olmadan DNA oluşamaz. DNA olmadan protein oluşamaz. Protein olmadan protein oluşamaz. Protein yapımında görev alan proteinlerin bir tanesi bile eksik olsa protein var olamaz. Ribozom olmadan protein oluşmaz. RNA olmadan protein oluşmaz. ATP olmadan protein oluşmaz. ATP'yi üretecek mitokondri olmadan da protein oluşmaz. Hücre çekirdeği olmadan protein oluşmaz. Sitoplazma olmadan da protein oluşmaz. Hücredeki organellerden bir tanesi eksik olsa protein oluşamaz. Hücredeki bütün organellerin var olması ve çalışması için de proteinler gereklidir. Bu organeller olmadan da hiçbir şekilde protein olmaz. Kısacası, bir proteinin var olması için hücrenin tamamı gerekir. Hücre bugün incelediğimiz ve çok az bir kısmını anlayabildiğimiz mükemmel kompleks yapısıyla var olmadığı sürece tek bir tane bile protein meydana gelemez. Bu durumda evrimcilerin canlılığın tek bir proteinden tesadüfen oluştuğu iddiası yanlış ve imkansızdır. Güzel bir fosil gösterin. Bu bir akrep fosili. 125 milyon yıllık Santana formasyonundan çıkarılmış. Brezilya'dan en ufak bir değişikliğe uğramamış. Günümüzdeki akreplerle tamamen aynı. Biraz daha Maşallah. hatta yakından da bakabiliriz. Evet, mükemmel maşallah. Bütün kıskaçları, gövde yapısı, bacakları, kuyruk kısmı tamamen duruyor. O kuyruğundaki parça parça bölüm Bolu, evet tabii esasen bol da. boğumlar da tamamen duruyor maşallah. 125 milyon yıldır hiçbir değişikliğe uğramamış. Maşallah. Fosil kayıtlarına daha eski tarihlere rastlayan akrepleri de biliyoruz. Günümüzde hiçbir türün bir değişikliğe uğramadığını bütün yaklaşık 400 milyon fosil bize gösteriyor.